Selamlar sevgili geyikler. Gördüğünüz gibi Agents of S.H.I.E.L.D. üçlüsü yeniden bir arada. Teşekkür ederim. En azından bir pop bir şey patlayacak diye bekliyorum. Neyse. Agents of S.H.I.E.L.D. teşekkürler. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın Yoda'nın cambaz hareketleriyle açıldığı bu haftaki incelemesinde bölümün geçen haftaki bölümü biraz ben de sıkıcı bulmuştum İzmir'de kendimi izlerken ama bu hafta sanki biraz toparladı gibi aksiyon ve heyecan ve bizi bilgilendirme açısından. Öyle değil mi? Evet, ben iki kere izledim bölümü. Yani bizim izlemediğimizi, senin ofise geldiğinde hala izlememiş olduğumuzu ve o yüzden hep birlikte bir kez daha izlemek zorunda kalmamızı niye anlatıyorsun seyirciye? Yani denk geldi, anlatmak zorunda kaldım. Çok adilsin. Neyse. Ya ilk izlediğimde ya çok kafa karıştırıcı bulmuştum bölümü. İyi ki tekrar izlemişim. Bazı kaçırdığım şeyleri falan yakaladım. Aynen. Bayağı bir şeyin altını doldurdular dizide. Ama bir yandan bazı soru işaretleri de oldu bende. Mesela ya belli ki bir loophole var şimdi. Bunu anladık yani. Evet. Şimdi, bu şey daha önce yaşanmış. Evet. Ya da birkaç kere daha yaşanmış ya da yaşanacak. Yani bunu öğrendik. Aynen. Detayları henüz tam anlayamadım ben de. Ama tabii boşlukları dolduruyor bilim kurgu gazisi kafalarımız. İşte dediğin gibi bir şey çıkacak herhalde. Yani Fitz'in falan yaptığı ve zamanı değiştirmeye çalıştıkları. Çünkü senin sezon başından beri söylediğin bilmem kaç sezon önce Fitz'in evet. İşte kağıtlarla kalemlerle anlattığı üzere işte güya zaman değiştirilemiyor. Bir şeyler böyle oluyor falan. Ama işte şimdi bunu manipüle eden, bunu değiştirebilen bir aygıt üstünden böyle bir senaryoya gitmişler. Bu şu açıdan ilginç diye düşündüm ben. Normalde ben zaman yolculuğu öyküleri böyle macera öykülerine bulaşınca pek sevmem. Çünkü yani macera üreteceğiz diye zaman yolculuğuyla ilgili böyle mantık şeyleri işte fire vermeye başlar. Mantıksız falan yaparlar yani. Ve bunda da ondan çekiniyordum. O yüzden biraz işte şeyle yaklaşıyordum. sanırım... Allah Allah. Ali'nin telefonu böyle mi çalıyor yani? Yani ne kadar enteresanmış. Ali country sevmez ki. Evet, ben de bunu hiç anlamadım. Kings of Convenience miydi çalan, neydi? Hiç bilmiyorum. Neydi acaba? Nick Cave gibi bir şeydi. Neydi bu? Yok, neydi ya çalan? Şey, Dog Fashion Disco diye bir grubun şarkısı. Neyse, kısaca şöyle bir şey yapmışlar bunda. Hem zaman yolculuğu var, hem zamanı değiştirmek değiştirmemek teorilerinin kavgası var. Bir de geleceği gören falan kahin gibi bir şey var ve ondan bizimkiler evet. Bilgi alıp duruyor. Bunların hepsini bir araya koyunca henüz cevaplarını anlayamadığım karman çorman ama şimdilik ilgimi çeken bir zaman yolculuğu öyküsüne dönüşmeyi başardı benim. Ya ki hani buna build up ettikleri bir şey vardı ve yani evet. Buna çok da böyle bağlayacaklarını düşünmüyordum. Aslında bir anda her şeyi soktular gözümüzün önüne. O yüzden evet. Senin kafan karışmış olabilir hepimiz gibi. Çünkü daha önce ilgilendiğimiz şey yok işte Kasayas ne yapıyor doğru. Bilmem ne. Oranın setup'ına ve o world building yapmışlar meğer bu ana kadar. Evet. Şimdi aynen. Asıl Agents of S.H.I.E.L.D.'sal bir maceraya girdiğimiz için sonunda ben oh be dedim birazcık. Ya çünkü evet. Yani biraz kompleks, biraz bazı zekice şeylerin olduğu ve şu ana kadar hiç sıvamadıkları ve umarım sıvamazlar diye umut ettiğim ki bu diziye güveniyorum. O yüzden düşünüyorum ki çok böyle yamuk yumuk yerlere gitmez yani. Bir Flash'taki zaman yolculuğu dünyasına gideceksek Allah kahretsin bu dizi yandı bitti derim. Yani öyle bir şey yapmayacaklarsa açıkçası ben heyecanlandım. Birazcık daha zekice bir yöne gidiyor. Bir de başka bir mekan gördük. Oh. Şey benim ama yine etti. Başka mekan dediğin aslında Zephyr'in içi bu arada. Onu mu diyorsun şey mi diyorsun? Ha bir de geçmişi gösterdi ya daha doğrusu ha. Geçmişteki geleceği falan karışık orası. Yani işte. Oralar evet. Da farklı gözükmüyordu sadece gri filtrelenmişti. Neyse. Zephyr'in içi ya başka şeyler var artık. Ben şundan dolayı da biraz mutlu oldum. Şimdi bizimkilerin buraya getirilişi böyle birazcık hani Allah'ın gücüyle gitmişler gibiydi ya biraz böyle kaynağı bunları kim taşımış. Daha büyük bir güçlerin oyunu falan gibi bir yere bağlanacak gibi duruyordu o Enok falan yüzünden, kel adam yüzünden. Ama şimdi bizimkilerin buna sebep olduğunu galiba anlıyoruz. Hani Fitz'in Mitz'in zaman yolculuğu makinesi falan filan yapmaya kalkıştığını. Evet. Hani bütün onların o yemek yerinden alınıp da zamanda geriye ileri götürülmeleri bile bizimkilerin bir şekilde işte gelecekte yani ya da geçmişte haberlerin olduğu ve bu olayı tasarladıkları falan bir şey.
Değil mi galiba? Ki yine bu arada daha önceki bu boyut arası yani gezegenler arası falan filan yolculuk yaptıklarında yine monolitin titreşiminden bir şekilde bir şey yapıp gidiyorlardı hatırlarsanız. Evet, hatırlıyor evet. musunuz? Aynen. Bunda da işte zamanı yine titreştirerek o zaman monolitini kullanmayı öğrenmişler belli ki. Evet. Aslında böyle bir şey çıkacak. Aynen herhalde okey. Yani şimdi sen anlatınca biraz da titreşim ben de kafamda oturuyor şey. İşte lazer bilmem ne bulduk. Bu da işte monolitin titreşiminden evet. şey yapıyoruz diye öbürünün geçmişe yani gittiler yani. Ha, orada anladım. Şey falan dedik. O monoliti kullanarak ne işte aynı monolitin uzay zamandaki başka bir işte şey, aynı monoliti buluyor falan gibi bir şeyler söylemişti de benim şeyi çok ilgimi çekti esas bu bölümde yani onun cevabını çok merak ediyorum. Fitz bazı yerlerde yani şeyler tekrar ettikçe bu geçmişte olanlar aslında henüz şu anda şeylerin yaşamadığı bizim ekibin gelecekte yaşamadığı ama geçmişte yaşanması gereken şeyler birkaç kere mi yaşandı? Biraz benim orada şey oldu. Çünkü Fitz hakikaten işte Sky'da yapamadığı her şeyi görmesine rağmen gitti tekrar yok etti gibi bir şey söylüyordu. O demek ki birkaç kez bu olayı yaşamışlar. O yüzden Fitz artık çıldırıyor şimdi falan o, gibi hissettim. O şöyle ben. Karmaşık bir şey. Yani tam ne yaptıklarını, neye etki ettiklerini bilmediğimiz için cevabını bilmiyoruz ama şöyle bir şey oluyor galiba. Şimdi normalde sen diyelim işte geçmişinde dönüp kendi geçmişini değiştirmeye çalıştığın zaman değiştirebilirsen değiştir. Ama diyelim beceremedin. Daha doğrusu senin geçmişteki halin bundan haberdar oldu. O zaman sen tekrar büyük büyük tekrar bir yaşlandığında geçmişe gideceğini önceden bilerek hayatın diyelim yaşıyorsun. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Zamanı her değiştirmeye kalktığında... Bu paradoksun bir adı vardı da unuttum işte, ya. İşte bu paradoks bir loop dediğimiz döngüye yol açabilir. Evet. Ve o yüzden hani Fitz'in dediği gibi o her döngü başa sardığında bizimkiler aslında hani her şey olduğu gibi yaşamıyorlar da yeni bir bilgi daha alıyorlar. Bir şey daha denedik o da olmadı. Şimdi bunu denedik gene olmadı. Şimdi bunu i̇şte denedik, ben de öyle hissettim. Şimdi sonuncusunu deniyorlar gibi bir şey izliyoruz yani. Herhalde. Sonuçta bunu da umarım. Çözecekler yani. Yoksa dizi evet arkadaşlar hepsi bir loop'tu. Bitmez herhalde diye umut ediyorum yani. İşte okey evet herhalde kurtuldukları olanı izleyeceğiz. Yani gerçekten bu altta yatan ana öykü tam bir Doktor Who öyküsü gibi. İşte zaten Alonzi falan diyordu bir yerde Simmons. O da bir Doktor Bir önceki bölümde. Pardon bir önceki bölümde. Ben bölümdeydi. O referansı bilmiyorum ama senden öyle. Şeyin Matt Smith'in şeyi o catchphrase'i ya da öbürünün müydü acaba? Yanlış hatırladıysam pardon neyse. Matt Benim için hiç yani. Ben de hiç ifade etmedim. Hakikaten onun karmaşık kurmuşluk zamanla ilgili şeyleri gibi ama hani şunu da söyleyelim. Bunda tabii uzun uzun işliyorlar. Yani Doktor Who'da evet. bir bölümde işlenir böyle bir şey. Ve pek tatmin edemez bilim kurgu olarak açıkçası. Kaç bölümdü bu sezon? İşte normal 20 küsur bölüm gene herhalde. 21 bölüm müydü? Öyle bir şeydir yani. Şimdi neyse. Tam spesifik sayısını hatırlamıyorum. Yani evet bu daha bizim 9'u izledik değil mi? Yani galiba. Ya bu birazcık daha var evet. yani. Neredeyse yarısına gelmişiz bu arada. Evet işte yani. Ama bayağı bir şey 11-12 gördüm. 11-12 bölüm falan kaldı yani aşağı yukarı. Belki ama değişmeyecek aynen. belki de ama. Ya ben şeyi izleyeceğimizi tahmin ediyorum ikinci bölümde. İşte bu bölümde filtreli kısmı filtresiz izleyeceğiz büyük ihtimalle. Belki ya büyük ihtimal değil de öyle geldi bana. Acaba daha doğrusu öyle düşündüm. Ama tabii burası sonuca ulaşamadan olması lazım. Değil mi? İşte evet. Yani birlikte gidecek. X-Men acaba... Days of Future Past gibi bir şey izleyeceğiz belki de. Yani evet. Bir noktada aşağıdakiler bence yine de devam ya etsinler. Acaba... Devam etsinler falan gibi panikler içerisindeyken daha iyi işte bu şu an oluşturdukları ya da, Sinaralı ya. Dünyada şey olacak yani. Çok ya koptum ben. Ne dediğinizi hiç anlamıyorum. Lost gibi falan mı olacak? Ya da böyle iki referanslar veriyoruz biz de dizi gibi. Peki size o zaman başka bir soru arkadaşlar. Tamam bu zaman yolculuğu ve bir şeyler oluyor. İşte Phil Coulson ve arkadaşları çözecekler durumu diye umut ediyoruz. Ha bu arada Phil Coulson parçaları birleştirecek diye bir şey falan okay. muhabbet var. Yani bunlar sonradan bir şeyler olacak. Muhakkak sonradan bir şeyler olacak. Çünkü Sinir'in söylediği her zaman çıkar. Şunla ilgili bir ufak twist vardı bu bölüm. İşte aşağı inip de müttefik olacak birileriyle bir araya gidip geldiklerini düşünen sevgili S.H.I.E.L.D. ajanlarımız. Meğersem Daisy'yi ortadan kaldırırsak bütün bu felaketler yaşanmaz.
felaketi bu şekilde çözebiliriz tarikatıymış meğersem onlar. Aynen öyle. Çok şükür başarısı oldular ama arada Robin kaynadı filan. Evet. Ve Robin ve May üzerinden bir sürü bir şey izledik. Falan filan. Ne buldunuz, nasıl düşündünüz, ne geldi sizin aklınıza? Benim aklıma bu tarz daha önce olan şirin gözüküp daha sonra iğrenç çıkan halkların gösterildiği filmler geldi. Mesela işte, daha 3 bölüm önce Deke de aynı şeyi yapmıştı falan. Hatta. tabii ama bu böyle hani böyle bütün bir köy olur ve bir anda köy çok şirin gözükür ve sonra hepsi evil'dır ya. bu bölümde onu da işlediler arada. Mesela Dogville. Falan. Get Out geldi benim daha. Ben daha onu izlemedim. Ben ama işte izlemedim. Öyle bir şey yapmışlar. Var mı başka ya? Size çok fena spoiler verdim. Hoşuma gitti benim açıkçası. Yani ilginç. Dinlemedim şu açıdan ben. İlginç. Şu açıdan ilginç. Hakikaten hani birilerinin buna kalkışması, yani Daisy işte dünyayı patlatıyor, yok ediyor filan. Buna engel olalım bilmem ne muhabbetinin birilerinin kalkışması olabilecek bir şeydi. Yani insanı düşündürtmüyor değil. O tiplere mesela ben kötü insanlar diyemedim açıkçası. Hani sen kendini yani inandırmışsın, bunu öldürürsek dünya kurtulacak. Baksana bu dünya böyle olmayacak falan. Siz yapar mıydınız? Bilmem çok. Ya kehaneti böyle yorumlamışlar. Biraz fanatik geldi bana. Ama yani. Ya buna inanıyorsun yani artık. Hani kızı öldürünce şey olur. Düzelir, sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Ama yani kendi bundan faydalanamayacak yani. Böyle milyonları düşünerek yapıyor adam. Yaşlı bir adamdı dikkat edersen zaten. Evet ama yani gençliği de çok, çocukluğu belki vardı işte. Hayır yani şey ya demek arada, istiyorum. Artık yaşını vermişsin. Ben kendini feda edebiliyorum. Bu arada mesela şey, birkaç kere mi yaşandı diye düşünmemin sebebi Fitz o filtreli şeyde, timeline'da Voss denedi yine olmadı falan gibi bir şey de diyor. Evet aynen. Yani o, mesela o da yani o da böyle şey düşündürttü beni. Yani mesela şu an yaşanan şeyden bahsediyor. Voss işte Daisy'yi öldürmeyi denedi. Olabilir. Olmadı. Olabilir. İşte. Sonra Daisy yani sonrasını görmesine rağmen gitti, yine de yok etti falan. Aynen gibi. Olabilir. Hatta belki şöyle, hatta hani bunlar her defasında gelecekte yeni bir şey denendiğinde Robin üzerinden belki de bilgi alıyorlardı falan mı acaba? Olabilir bak. Orada mesela işte şey, May'in hikayesi birazcık şey açıklayıcı olabilir diye düşünüyorum. İşte en son herhalde duyduğu şey ne öğrendi? Flint dedi. En sonda istiyorsanız bizimkilerin Roach macerasını konuşalım. Ona geleceğiz. Şu birkaç noktaya değinmemiz lazım. Şu önemli hakikaten. İşte Ali'nin dediği gibi Fitz dedi ki işte ne olursa olsun Daisy gene de dünyayı patlatmak zorunda kalıyor. Yani bu şunun gibi bir öykü var demek oluyor. Daisy dünyayı parçalayacağı zaman, tamam mı, öyle bir ikilemde kalıyor ki ya dünyayı parçalayacak, bunu biliyor yani ya bu hareketi yaptığı zaman. Ya da daha kötü bir şey olacak. Evet, ya da daha kötü bir şey olacak. Daha kötü ne olabilir? İşte okey yani evet aynen öyle bir öykü olabilir yani falan diye düşünüyorum ben. Bu arada o sahnede şunu görmek o kadar isterdim ki arkadaşlar. O bize Daisy'nin hani işte bilmem ne yaptı, sonra dünya patladı falan dedi ya. Alakasız bir security kamerasına görüntüsü yakalanıncaya kadar böyle şey keşke gördüm. Böyle hani diye böyle ellerini açmış, tamam mı, dünyayı sallıyor falan. Hatta artık bu asla olmayacak bu dizide biliyoruz ama böyle Kaptan Amerika'lar, Vision'lar falan filan da böyle vaa diye üzerine geliyorlar. Flash'la durdurmaya çalışıyorlar falan. Böyle ya bir şey oluyor. Falan çıksa ya mesela bu durdurmaya çalışıyormuş Thanos'u. Thanos'u durdurmaya çalışırken. Oha değil mi? Öyle bir şeye bağlanlarsa bu dizide. Uçuşlardan uçuş be yani. İmkansız canım. Hayır. Alternatif bir şey olarak. Dizide kalacak yani bir şey. Güzel bir fan fiction olurdu ama çıkardı yani. Teşekkür ederim. Filmde de bir cümle. Kız da durdurmaya çalıştı ve dünya böyle patladı işte. O yüzden o planı yapmıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. Peki gelelim XCOM oynamacaya. Aşağıda Flint, Mac, yukarıda aslında. Ha yukarı sorusu, pardon, özür dilerim. Niye aşağıysa? İşte insanları kurtarmaya çalıştılar. Çünkü Flint ben bir süper kahraman olmak istiyorum dedi. O diyebilir. 17 yaşında insan bencil oluyor birazcık. İlla meşhurluk ve para ün peşinde. Ama iyi ki kalmışlar. Yoksa işte şeyler, hamam böcekleri insanları yiyecekti. Nasıl buldunuz o sahneleri? Süper üçlünün dövüşleri nasıldı falan filan? Aksiyon olarak tatmin ediciydi bence. Evet. Zaten çok da başka bir şey sunmadı diye düşünüyorum. İşte fedakarlık, büyümeyi öğrenmek falan filan. Takım oyunu, takım oyunu. Güven.
Ondan sonra söylenen bir vatandaşsan dur bir bekle belki iyidir diye orada işte o teyze gitti yanında bir sürü insan öldü gerçi de işte. O kadın şöyle düşünüyor mu acaba bak. Ulan iki tane sahnem var tamam mı? İlk sahnede gelip diyorum ki sen aptalsın bizi affettin. İkinci sahnede gelip teşekkürler bizi kurtardın. Acaba oradan oraya karakter gelişimi mi gösterecek? Performansı nasıl gerçekleştireceğim diye düşünüyorum acaba. Abi sen çok çok mesleki bir bakış açısıyla giriyorsun. Aradaki çekimleri izlemiyor her seferinde. 3 gün sonra geliyor bir daha. Yok be aynı gün çekseler daha az masraf olacak. Hallederler. Yani sonraki sahneyi önce çekmiş. Niye düzeldi çekiyorlarmış gibi davranıyor. Kadın bölüm oyuncusu ya bir de hani bir önceki bölümlerde de yoktu. Bir sonraki bölümlerde büyük bir olmayacak falan. O yüzden bütün bunları düşündüm yani ben. Daha da enteresan. Yoksa senin başına geldi mi? Yo ben hiç oyamadım yani öyle bir şey yapmadım bile açıkçası yapamadım. Audition'a girdiği zaman ikisini de okuyorsun böyle saçma sapan. Belki vardır bir iki sahnesi de onlar atılmış olabilir. Yani neyse. Yani oralarla ilgili konuşacak çok çok bir şey bulamıyorum. İşte Flint'in kaya atma gücü var. Evet. Ha ama mesela Flint'ten bahsetmişken tabii bölüm de Flint'le bitti. Tabii öyle evet. Bir gerçek de var. Biraz ondan bahsedebiliriz yani. Ya işte, bence Monolith'i bulacak abi. Bence yani Monolith'i daha... bulmaktan ziyade onu Monolith bir şekilde parçalarını bulmak... birleştirmeyi başaracak. Tamam okey zaten. Diye hissediyorum ben. Yok sadece bulmak sen onu kastettiğin gibi anlamıştım. Tabii tabii. Ben. Ya Monolith'le alakalı bir şey olacak ama sonuç olarak end senaryoda yani sonuç olarak bir geri dönemi bilmişler. Bir şeyler olmuş, bir sürü şey denenmiş. Denenebiliyor ve geriye gidilebiliyor belli ki. Çocuğun başka katacağı bir şey olmalı. Belki de dünyanın içinde açılacak çatlağı kayalarla dolduracak falan. Yani öyle nasıl bir teori şey... şu an bilmiyorum ama. Ya bir şey diyeceğim bu arada acaba. Aslı fena değil yani şey olabilir hakikaten. Coğrafya hani biçiyorsun. Ya Daisy böyle şey bir deprem yapmak zorunda kalırken hani onu yapmak zorunda kalıyoruz ya. Çocuk da işte kaya gücüyle kayaları bir arada tutmaya çalışıp böyle bir dengeleme falan. Ya da işte depremle çözecekleri hikayeyi kayayla çözüyorlar. Abi kaya fırlatarak çözülecek olsaydı mancınıkla çözerlerdi yani bilmiyorum. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi acaba Flint'in gücünü kullanarak yani belki Flint mi şey yaptı? Oha cümle kuramadım resmen. Dünyayı mı patlattı? Dünyayı acaba parçalayan Flint mi? Bir şekilde. Ya o karakter çok böyle... genç seyirciye ulaşmak için orada olan ve işte herkes başka şeylerle uğraşırken bir karakterde büyümeyi öğrensin, fedakarlığı öğrensin diye orada duran o kadar öykünün ortasına yerleşecek bir tip gibi gelmedi bana açıkçası. Yani ama bir yandan şey da dünyayı da Flint sayesinde kurtaracağız. Ama ben dedi. Şöyle anladım abi onu bak. Robin bunu anlattı bir planında. Şu işte Daisy bunu yapacak, Colson şunu yapacak, Flint bunu yapacak falan diye. Bu da gitti okey Daisy bunu yapacak, Colson bunu yapacak bir şey kafası duruyor. İyi de Flint kim? Hani öyle sordu gibi anladım ben. Anladın ha, mı? Ya bilmiyorum. Ama Flint'i çok göze soktular yani kaç evet, bölümdür. Evet. Bence evet, doğru kalıcı olacak gibi. Ya en kötü ihtimalle şöyle. Genç seyirciyi ileride kalıcı olacak. Zenci seyirciyi. Unutmayın bunu arkadaşlar. bana şu, en azından şu şekilde ya kalıcı olacak yeter gibi onlar. Geliyor. Yeter mi o? Bir tane var. neydi bizim I Patriot ne? Kim? Iron Patriot. Iron Patriot diye değil. The Patriot yok muydu geçen sezon? Ha şey, başkan olmuştu. Adam anladım Mace. Anladım. Mace. İyi. Mace. Mace kadar en azından etkili olabilecek. Ya belki ondan bile fazla bir karakter olacakmış gibi hissettim ben. Olabilir. Bilmiyorum. Mace sezonluktu ya. Şimdi düşününce enteresan geliyor. Üzülmüştüm ben. Ben de üzüldüm canım. Kapı gibi adam da evet. Evet ya ben de bayağı üzülmüştüm. Bir de Framework da ölmüştü değil mi o? Evet bir de yani öyle şey naaşına bile ulaşamadılar. Ulaşmışlardır ya. Bütün olay bitince kimse gidip de neyse şuradaki şu cesette kalsın burada dememiştir herhalde. Aa bu arada değil mi bir de bizim gerçek zamanda olan bir takım olaylar var. Şeyden öğrendiğimiz. Neyden? Onları acaba bir yere geri dönecek Hunter'dan. Mi? Ha, Hunter zamanından kalma işte Fitzli bölümden. Valla şu anda hani çok böyle dünyanın paramparça olması ve de işte zaman yolculukları falan söz konusu olduğu için Amerikan hükümetindeki politik oyunlar yüzünden kurumların kapatıp açılması mevzusu biraz artık şey geliyor bana alakasız geliyor. Yani. Evet. Bilmiyorum. Ya girmezler herhalde ya. Ya olabilir. Belki. Yani bilmiyorum. Bir an şu an aklıma geldi. Öyle orada bir öyle bir çok kısa bir değinip bahsettiler. Belki yani geri dönerler Tablot'un öldürülmesi falan bizim.
Ama onu görmüştü zaten. O Daisy filan öldürmüştü ya, hani Daisy kopyası. LMD'si gelip öldürmüş. Yani onlar geçmişte olan şeylerle ilgili, dünyanın şimdiki durumuyla ilgili bir genelleme bence. Hı-hı. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm bir küçük cephemiz daha var. Çok umurumuzda değil diye aklımızda kalmamış sanırım ama Şirinler kısmında olanlar. Yani işte kardeş katli, işte kızın öbür şey... Biraz geç düştü bana. İlla asker adamı, asker adam diyorum. Yani öbür mavi hasmını illa arkadan öldürmesi falan. O öyküyü nasıl buldunuz? Cassius'un bu kendini bu kadar zorlamasına ne diyorsunuz? Yani benim son olaylardan sonra ilgim iyice kayboldu. İşte en fazla şey heyecanı yaşayacağız şu anda. Ya bunlar geri dönmeye çalışırken bir yandan da bizim toplu, şey, kız. Yani toplu kızımız. Sinara mıydı? Sinara. Güzel mavi kızımız. Bunları avlayacak. Zaten yani şey dışında çok da bir şey görmüyor ki. En sondaki Sinara sahnesi dışında bunların çok da bir sahnesi yok. Bir o sahne vardı bu bölümde. Kardeş kardeşi öldürmeyecek bir önceki bölümde. Evet. Ben onları bir arada izlediğim için karıştırdım bölümünü. Okey. Ha doğru. O zaman orada konuşacak bir şey yokmuş doğrusu. Sinara geldi. Evet, Sinara geldi. Bunları avlayacak. Çok Star Wars'sal bir cihazla Sinara ile konuştu adam. Yandaki alfabe benziyordu şey alfabesine. O zaman Deke var. O da babasını kaybetti. Evet, oğlum. O adam öldürmüş galiba babasını. Evet, evet. O herhalde karşı çıkmış şey cinayet planına çünkü büyük ihtimalle. Bu planı yapmayalım. Onlar kurtarıcılar demiş. Onlar da öyle görünüyor. Radikal bir din savaşı. Evet. Aynen. Okey. O zaman elveda demek üzereyim sevgili arkadaşlarıma. Onları haftaya görmeden önce söylemek istediğiniz başka bir şey varsa paylaşın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Fragmanı izleyenler spoiler vermesin. Evet. Ruhsuz konuşmalar. Bugün size veda ediyoruz arkadaşlar. Dizi sizce nasıl gidiyor? Biz azıcık sohbet etmeyi seviyoruz. Bu diziyi arada bir izleyip açıp siz ne yapmayı seviyorsunuz? Aşağı yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz ve de bay bay. İyi oldu.